Merhabalar, ben Bella Fletcher. Bugün sizlerle birlikte video ikinciyi çekiyorum. Şu anda Muğla'da olduğum için uçak ve klima çalıştırdığımız uçak geçtiği için her 5 dakikada bir, aynı zamanda da klimayı da açtığımız için ses yüksek çıkıyor. Sesim azalıyor, yani bastırıyordu sesimi. Bundan dolayı en sonunda iPhone kulaklığına geçiş yaptım. Bir Samsung telefonu kullanan biri olarak. Bugünkü konumuz Cape of World Festival ve KKM Festival hakkında. KKM Festival'la Cape of World Festival'ın farkından bahsedeceğim. Bir tanesi Kore Kültür Merkezi'nin düzenlediği bir yarışma. Türkiye'de bulunan Kore Kültür Merkezi'nin. Biri ise dünyaca düzenlenen Kore hükümetinin diyelim düzenlediği, Korelilerin düzenlediği bir yarışma. Cape of World Festival'da arkadaşlar, ilk önce ondan başlayacağım. Cape of World Festival'da yeni bir şarkıya cover yapmak zorundasınız. Yani şöyle, vokal anlamında da, dans anlamında da 9 ayı geçmeyecek şekilde eski olmayan şarkıları kullanmanız gerekiyor. Nedenini bilmiyorum ama öyle bir zorunluluk var. Ama bunu yazmıyorlar fonda kesinlikle. Önceden vardı. Ve de önceden de sizin masraflarınızı karşılıyorlardı. Aslında bu cidden şehir dışından gelecekler için çok avantajlıydı. Çünkü KKM Festival, yani Kore Kültür Merkezi'nin düzenlediği yarışmada arkadaşlar, sanırım Ankara'da düzenleniyordu. Ama K-Pop World Festival ise İstanbul'da düzenleniyor diyebiliyorum. Yani bu aralarda bilet fiyatları biliyorsunuz uçmuş durumda. Yani sadece gidişi de bırakın, dönüşü de var bunun. Ve şehirden şehre göre fiyatı yükseliyor. Masraflarını karşılamaları cidden güzel oluyordu ama maalesef karşılamıyorlar sanırım. Ne KKM Festival'da ne de K-Pop World Festival'da. Bu arada ikisinde aynı bina, yani aynı kültür merkezi düzenliyor ama biri Kore Kültür Merkezi'ne aitken bir tanesi Güney Kore'deki bir şirkete sanırım ait. İsterseniz remix kullanabiliyorsunuz şarkılarınızda. İki yarışma için de geçerli bu. Ve istediğiniz kadar dediğim 6 tane şarkıyla sınırlı ama ben size tavsiye etmiyorum. Çünkü bir yerden sonra bunalıyor insan. Bir şarkı ya da iki şarkı kullanın. Bir şarkıdan bir şarkıya geçerken, yani bridge bölümünde remix koymanız da güzel olur. Yani isterseniz sadece bir şarkı kullanıp da bridge bölümüne remix koyup kendi hareketlerinizi koyabilirsiniz. Ama sanırım bu Cape of World Festival'da geçerli değil diyebiliyorum. Hani full şarkı yapmanız gerekiyor diyebiliyorum. KKM Festival'da ise şey yapabiliyorsunuz diyebiliyorum, hani normal kendi hareketlerinizi de ekleyip yapabiliyorsunuz. Ben iki yarışmaya katıldım. İkisine de ön elemeye geçemedim ama üzülmedim. Üzülmeyin de. Yani kendinizi yetersiz görmemeye. Özellikle bizim toplumumuzda maalesef bir şey başaramadığınızda ezilme olayı çok yüksek. Zaten belliydi deyip üstünüze gelebiliyorlar. Ama bunu tam tersi şöyle düşünün. Bu benim için iyi oldu. Çünkü eksikliklerimi gördüm diyebilirsiniz. Benim şu anda söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Düzenli olarak Kore Kültür Merkezi'ni takip edin sayfasını. Aynı zamanda Cape of World Festival Eylül ayında yapılan bir yarışma diye hatırlıyorum. Bu yüzden Ağustos ayında falan sanırım ya da Temmuz aylarında gibi açıklanıyor diyebiliyorum. Ama KKM Festival ise Mayıs, Mart aylarında genellikle yapılıyor. Yani bunları iyice bir araştırıp bakmak lazım. Bu kadardı yani anlatacağım şeyler. Çünkü bu kadar biliyorum, bu kadarıyla sınırlı. Ve ayrıca şunu da söylemek istiyorum ki ben K-Pop Cover Festival 2021 adlı bir yarışmaya katıldım. Bunu da Güney Kore düzenliyor. K-Pop World Festival gibi düşünün. Sınırsız katılabiliyorsunuz, katılımda bulunabiliyorsunuz. İsterseniz grupla, isterseniz tek başınıza katılabiliyorsunuz. Ben gene her zamanki gibi tek katıldım. Bu sefer Blackpink Pretty Savage ile katıldım. Buraya linkini de koyarım. Üstte, yani buradaki bir karta koyarım. Ama sitenin linkini ise aşağı koyarım. Şöyle bir şey var. %30 oylama, %30 izlenme, %20 de ne kadar hatırlamıyorum. Hani neyin etkilediğini hatırlamıyorum. Böyle bir etkisi var. Yani şu anda sizin izlenme vermeniz bana, aynı zamanda oy vermeniz de çok etkili ama oy vermek için iyi olmanız gerekiyor. Hani oy vermeye de bilirsiniz. Sadece izlenme bile verseniz de için çok büyük bir avantaj olacak bu. Sanırım Türkiye'den şimdiye dek 3 kişi katıldı. Biri benim, biri bir tane solo kız vardı girdiğimde. Hani bugün başvuru yaptım bu arada, bir 2-3 saat oldu. Bir de bir grup vardı ama hatırlamıyorum isminin ne olduğunu. Onları da aynı şekilde, beni de aynı şekilde, hatta diğer kişileri bile, katılanları destekleyebilirsiniz. Hani desteğinizi ve hani ilginizi bekliyorum. Umarım video da size yararlı olmuştur. Hani ben bazen pek rahat hissedemeyebiliyorum kamerada konuşurken. Bundan dolayı hani kusura bakmayın. Yani ona da herhalde zamanla alışacağım gibi duruyor.
Neyse, hepinize sağlıklı, güzel bir yıl diliyorum. Tatiller diliyorum. Umarım güzel vakit geçiyorsunuzdur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.